Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanlarım, çok... Nitekim çocuk evleri sitesi, gündüzlü yaşam, bakım ve rehabilitasyon merkezi, bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, cami ve diğer donatılarıyla yeşil alan altta gördüm. Tokatımıza yaraşır bir kompleksi kazandırmanın ülkemize, milletimize, Tokatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ülkemize hizmet etme şevkini ve gücünü neredeyse 20 yıldır aralıksız sürdüren ve hep hakikaten en iyisini, en güzelini hedefleyen bir iktidarın bakanı olarak burada yaptığımız hizmetlerin geliştirilmesine, milletimizin bizlere olan inancı her zaman en önemli motivasyon kaynağımız oldu. Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde çalıştık, hizmet ürettik. Sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha önce Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş şekilde çeşitlendirdik ve geliştirdik. Biz halka hizmetin hakka hizmet olduğuna inanan bu ruhu çağın gereklerine uygun olacak şekilde sosyal hizmetlerle birleştirdik. İşte bugün temelini atacağımız bu kampüs tam da bunun, bu iradenin, bu bakış açısının sonuçlarından birisi. Mekan düzenlemeleriyle ve donatılarıyla insana değer veren bir hizmet anlayışını burada en güzel ifadesiyle ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bizim için bütün çocuklar memleketin dört bir yanında hiçbir ayrıma tabi olmadan özenle sahip çıkmamız gereken bir emanet. Biz buna inanıyoruz. Geleceğimiz onlar bize emanet, biz geleceği onlara emanet edeceğiz günün birinde. Bütün çocukların geleceğe sağlıklı ve yeterli şekilde hazırlanmasını sağlamak gerek anayasal, gerek sosyal ama aynı zamanda vicdani sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bugün ülke çapında 1300'ü aşkın bakım kuruluşumuzda 14.000'e yakın evladımız bize emanet. Onların en iyi şekilde hayata hazırlanmaları için tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışıyoruz. Mutlu, sağlıklı, üreten ve faydalı bireyler olabilmeleri için çaba harcıyoruz. Bununla birlikte çocuklara yönelik politikalarımızda aile hayatının öncelenmesi, aile odaklı hizmet modellerimizi belirleyen temel yaklaşımımız. Çocuğun üstün yararı olmazsa olmazımız. Çocuk hizmetlerindeki insan odaklı büyük dönüşümün parçası olarak artık koruma bakım kuruluşlarımızı koğuş sisteminden ev sistemine dönüştürdük. 50-100 çocuğun bir arada kaldığı büyük koğuşlardan artık çocuklarımızı 5-6 çocuğun bir arada kaldığı, yaşlarına göre sınıflandırıldıkları, apartman daireleri mahallenin bir parçası olarak yaşadıkları fiziki şartlara dönüştürdük. Çocuklarımız hem burada gelişimlerini, hayatlarını idame ettiriyorlar, hem sosyalleşiyorlar, hem yaşlarına göre ev içerisindeki sorumluluklarını paylaşarak aslında geleceğe de bir anlamda hazırlanmış oluyorlar. Sorumluluk alarak işte bir takım kendi yapabilecekleri yaş gruplarına göre. Sosyal olgunluğa erişerek büyüyorlar ya da çocuk evleri sitelerimizde tıpkı kampüsümüzdeki gibi siteyi oluşturan küçük villa tipi konutlarda kalarak sosyalleşmiş oluyorlar. Temelini attığımız bu sosyal hizmet kampüsümüzde de 50 kişilik kapasitesiyle çocuklarımıza her türlü sosyal, kültürel ve sportif imkanları olan bir çocuk evleri sitesi inşa edeceğiz. Temenni ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim.